Merhaba. Yolsuzlukları önemsemeyen seçmene yeni anayasa fikrinin orijinal geleceğini düşünmek saftillik olur. Temel hak ve ödevler tabirini temel hak ve hürriyetler diye değiştirince demokratik bir anayasa yapmış olmuyorsunuz. Altılı Masa'nın yeni anayasa paketinden söz ediyorum. 156 sayfalık metinde güçlü parlamento, kuvvetler ayrılığı gibi vurgular güzel. O hal kararnamelerinin iptali başta olmak üzere şu son 10 yıldır iyiliş edilen kurum ve kavramların revize edilerek el alınması da yerinde. Muhalefet bunlarla %40'ı bulan tabanını tatmin edebilir. Mühim olan eşiği geçmeyi temin edecek seçmeni ikna etmek. Bu seçmenin tabir yerindeyse okuma yazması yok ve zannedildiği gibi tek kriteri ekonominin yolunda gitmesi de değil. AKP ve Erdoğan 2014'te üst üste seçim kazanırken düzgün giden ekonomik verilere atıf yapılıyordu. 2022'nin son çeyreğinde tüm zamanların en berbat dönemi yaşanırken AKP ve Erdoğan hala seçimin favorisi ise mesele başka. Geçen bir sokak röportajında denk geldim. Bir kadın uzatılan mikrofona "Vergi mükellefiyim." dedi. Nasıl beğendim anlatamam. Bu tür sözleri işitmeyeli çok oldu. Reşit her vatandaşınız vergi mükellefi olacak. Değilse ekonomideki iniş çıkışlar vergi mükellefi olmayan seçmeni nasıl etkiliyor kestiremezsiniz. Amerika'da ürün etiketinde vergisiz fiyat yazar. Kasaya gidince vergisini öder, dramınızla orada yüzleşirsiniz. İngiltere'de böyle değil, KDV dahil ama maaşlar bürüt yatar. Bireyler her yıl Ocak ayında kazancının %20'si kadar vergisini bizzat öder. Kazanç arttıkça vergi artar. Asgari ücret vergiden muaftır. İnsanlar göğsünü gere gere vergi ödüyorum der ve ödediği verginin hesabını sorar. Erdoğan ekonomik verileri önemsemiyor değil. Şu son bir hafta içinde Suud ve Katar'dan 5 artı 10 milyar dolar destek geldi. Ekonomistler 2023 başlarında enflasyonun gerileyeceğini, Nisan-Mayıs aylarında %35-40 seviyelerine kadar inebileceğini öngörüyor. Fiyat artışları devam etse de Erdoğan çıkıp bakın faizi tek haneye düşürdük, Enflasyonda sonuç almaya başladık diyecek. Tabela'daki enflasyonu da halletti mi geriye ne kalıyor? Altılı masa 28 Şubat'ta kuruldu. 28 Kasım'da 9. toplantısını yaptı. 9 ay sonra henüz ortak aday doğmadı. Bekliyoruz. Saatler Ocak ortasına ayarlandı egosu olmayan halkın 7 yıllığına seçtiği sonra siyasete veda edecek bir cumhurbaşkanı tarifi var. Peki halktan o isterken neyi nasıl vaat edecek? 7 yılda bu vaatlerini hangi başbakanla birlikte nasıl hayata geçirecek? Geçiremezse kim denetleyecek? Üzerinde pek düşünülmemiş, cevapsız sorular bunlar. Şu gün bir taslak sadece. Taslak olmayan gerçekse Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte belirlediği kurallar altında bağlı tüm devlet mekanizmasıyla yaka paça olacağınız bir mücadeleye gireceksiniz. Yapacağınız şey basit. Seçmenin önüne 156 sayfalık bir metin koymayacaksınız. Hayatı boyunca bu kadarcık dahi okumamış milyonlar var. Kendinizi anlaşılır kelimelerle ifade edecek, halkın güvenini kazanacaksınız. Tabii önce kurmaylarınız masa altında birbirini tekmelemeyi bırakacak. İktidar unsurları sizden çok daha büyük meseleleri varken kazmaları gömüyorsa, sizinkilerin gerçekte nereye çalıştığını tespit ederek işe koyulabilirsiniz.